Kanser deyince çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz, onların mücadele ettiği Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV Başkanı Sayın Üstün Ezer tabii ki akıllara geliyor. Kendisi Ankara stüdyosunda konuğumuz. Sayın Ezer, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Öncelikle ben tabii bu haberleri de soracağım ama hastaneyi sormak istiyorum. Önemli aşamalar kaydedildi. 400 yatak diye başlanmıştı. Geldiğimiz son aşama nedir? Tam olarak hizmet vermeye başladı mı? Çalışmalarınız hangi aşamada? Önce bunu sorarak başlayalım. Evet, bugün bir müjdeyle başlayalım sizin haberinizde. Biz 400 yataklı hastanemizi açtık. Özellikle çocuk hematoloji, yani lösemiler ve onkoloji klinikleri hemen faaliyete geçti. Arkasından da ortopedi, cerrahi, kadın doğum, göz gibi diğer branşların tümü faaliyete geçti. Hasta kabulüne başladık. Çok mutluyuz. Biz bir an önce hayat kurtarmanın, ülkemize sağlık vermenin ve o çocuklarımızı hakikaten yaşama bağlamanın heyecanı içerisindeyiz. Dilerim ki çok kısa sürede 400 yatağın tamamına ruhsat verilir. 400 yatağın tamamı kullanılır. Yoğun bakımlar kullanılır. Acil servis çok tamamıyla açılır. 12 tane ameliyathanemiz var. Tamamı faaliyete geçer. Bizim derdimiz para değil, bir herhangi bir rant değil. Sadece bu ülkenin insanlarına, hem çocuklarına hem yetişkinlerine hizmet etmek. Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi kanser, lösemi inanılmaz derecede arttı. Görüyoruz ki bir yaşın altına düştü özellikle lösemi. Çok vahim bir tablo karşımızda. Biz bununla savaşmak için, insanları tedavi etmek için ve altını çizerek söyleyeyim, %100 başarıyı yakalamak için hazırız. Evet, şimdi 400 yatak ve full kapasitesine geçmeyi diliyorsunuz. An itibarıyla nedir kullanım kapasitesi? Ruhsat sorunu maalesef Sağlık Bakanlığı'nın kısıtlayan mevzuatları nedeniyle 75 yatak olarak ruhsatlandırıldık. Belirli branşlarda belirli sayıda doktorla kısıtlandık. Ama biz başladık. Önemli olan başlamaktır. Zannediyorum ki bu mevzuat değişiklikleri gene mevzuatın el verdiği süreçlerde kolaylıkla açılacaktır. Biz bunun için hazırız. Biz bunun için bütün kalbimizle halkımızın yanındayız. Dediğim gibi yarın öbür gün bir kemik iliği nakli ihtiyacı doğduğu zaman, yarın öbür gün bir yoğun bakım veya acil servis ihtiyacı doğduğu zaman biz yatağımız yok diyemeyeceğiz, doktorumuz yok diyemeyeceğiz, o insanların ölmesini seyredemeyeceğiz. O nedenle kamu yararına bir kuruluş, kamu için yapıldı. Herkesin milyonlarca tuğlasıyla inşa edildi. Böyle bir yapı kapasitesinin altında çalıştırılmamalıdır. Tahmin ediyorum ki yanlışlar anlaşıldı. Mevzuatlar zaten değiştirilebilir. Çok önemli şeyler değil, kurallar değil. Zannediyorum ki yakın zamanda biz bunlara başlarız. Ve her zaman altını çizdiğimiz gibi daha fazla hayat kurtarırız. Daha fazla insanımızı yaşama bağlarız. Efendim, şimdi bu tıkanıklığın aşılması noktasında yol alınmış. Bunu böyle mi algılamalıyız? Yani bir kısıtlama vardı. 75 yatakla kısıtlanmıştı. Fakat bitirildi hastane tam anlamıyla ve hizmete girdi, değil mi? Yani net olarak şimdi müjde olarak verdiniz. O noktaya dönersek yol almaya, hizmet verilmeye başlandı. Tam kapasitesiyle çalışabilmesi için bu ortada bir tıkanma vardı. O tıkanmada en azından aşılma umudu veriyor mu? Onu da sorayım. Sonra diğer sorularıma geçeceğim. Şimdi zaten şöyle anlamsız bir tıkanmaydı. Böyle bir hastane, yani Avrupa'da örneği olmayan bir hastane, bırakın Türkiye'yi, Avrupa'da örneği olmayan, Amerika ile yarışan bir hastane bitmişti ve atıl bırakılıyordu. Bir takım mevzuatlar deniyordu ama bu mevzuatlar da aslında bizim yanımızdaydı. Daha doğrusu hastalarımızın yanındaydı. Yani bu hastane bir yıl önce açılabilirdi. Neyse, bize geçmişe artık bakmıyoruz, önümüze bakacağız. Temiz bir sayfa açalım diye uğraşıyoruz. Şimdi kapı açıldı diyelim. Kapı açıldı, içeri girecek olan insan sayısı, hasta sayısıyla ilgileniyoruz.
Tabii ki bizim, ben bir doktor olarak tek derdim hastayı kurtarmak, iyileştirmek, hayata bağlamak. Bu nedenle zannediyorum ki Sağlık Bakanlığı ile olan iletişimlerimiz daha sıcak seviyelere çıkacak ve kendileri de gördüğü zaman yeni Sağlık Bakanımızın ziyaretini tahmin ediyorum ki kısa sürede gerçekleşir. Kendisi de gördüğü zaman, kendisi de bir çocuk onkoloğudur, bu hastanenin yarı kapasite çalışmasını veya dörtte bir kapasite çalışmasını razı olmayacaktır. 2003 yılında yine hastanemiz mevzuat değişikliklerini Sayın Profesör Doktor Sağlık Bakanımız Recep Akdağ yapmıştı. Tahmin ediyorum ki bu dönemde de bu mevzuat değişiklikleriyle kısa sürede açılır. Ama aşılamazsa uzun vadede yine yasal zeminlerde bizim 400 yatağa çıkma hakkımız var. Ama biz diyoruz ki ya bir dakika bile geç. Çünkü kanserden, lösemiden günde 400 kişiyi kaybediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bakın terörden bahsettiniz, trafik kazalarından bahsediyoruz. Orada bir kişi trafik kazasında günde ölüyor ortalama. 3 kişi terörde ölüyor. Ama kanserden 400 kişi ölüyor günde. Bu çok büyük bir rakam, çok acı bir rakam. Biz diyoruz ki gelin biz bu 400 kişinin bir kısmını kurtaralım, hastanemizi tam kapasite açalım ve altını çizerek söylüyorum, lösemili çocuklara, kanserli çocuklara her şeyi dahil, pijaması, yemeği, altı öğün, her şeyi oyuncağıyla tamamen parasız hizmet verelim. Bırakın fark almayı, bırakın cerrahiden fark almayı, kanser onkolojisinden tamamen parasız hizmet verelim ve daha çok çocuğumuzu kurtaralım. Zannediyorum ki bu anlayış Sağlık Bakanlığı tarafından doğru algılandı. Son 2-3 ay içinde yaşadığımız süreçte Sağlık Bakanlığı'nın da büyük yardımlarını gördük. Hatta onlar bize bir an önce açın diye Sağlık Müdürlüğü çok büyük gayret gösterdi. Biz de açtık. Artık hastalarımızı bekliyoruz. Efendim şimdi çok dramatik bir rakam. Günde 400 kişiyi kanserden kaybediyoruz diyorsunuz değil mi? Geldiğimiz... Maalesef. Evet. Çok hakikaten çok dramatik. Şu anda hastalarınıza dönelim. Hı. Onlar bizim de evlatlarımız. Kaç kişi var, kaç hastamız var? Tedavi görmeyi bekleyen, karşıladığınız, karşılayamadığınız kitle nedir? Ve tabii... Müthiş bir sosyal dayanışma bu hastane, LÖSEV, bir tuğlada sen koy kampanyasıyla birlikte gerçekten evet. Türk insanının maneviyatını da ortaya koyan bir dayanışma oldu. Bu sürüyor çok, mu? Çok. Bir de Ramazan ayı içindeyiz. Tabii şu anda en önemli hayır tabii ki hayat kurtarmak olacak. Evlatlarımızın hayatlarını kurtarabilmek olacak. Bir tuğla koyabilir miyiz? Üzerimize düşen nedir acaba? Efendim öncelikle ilk sorunuzu yanıtlamaya çalışayım. Her sene giderek artan bir sayıda kanser ve lösemi hastalığı görülmekte. Ülkemizde yaklaşık 200 bin kişi yeni tanı almakta her sene. Her sene bu rakam arttığı için bizim hastanemizin yatak kapasitesi zaten yetmeyecek. Daha büyük hastanelere ihtiyaç var. Ama tabii ki burada erken tanı koyduktan sonra hemen hızlı tedaviye başlamak ve doğru tedavi etmek. Şimdi bunların altı çizilmesi lazım. Bunlar ele alınması lazım. Çünkü her merkez ben kanseri tedavi ediyorum, ben lösemin veya kemik iliği nakli yapıyorum diye ortaya çıkmamalı. Bunlara izinler verilmemeli. Yani her merkezin tedavi başarısı mutlaka sorgulanmalı. Biraz önceki haberinizde birazcık değinecek olursak, eğer çalışanlar ya da hastalar herhangi bir radyasyondan etkileniyorlarsa, bir sızıntı varsa veya cihazlar eski model veya arızalıysa, radyasyon yayıyorsa, tersine dönelim, hastaneler eğer enfeksiyondan arındırılamıyorsa, hijyenik yapılara kavuşmamışsa, HEPA filtrelerle donatılmamışsa, o hastanenin tedavi başarısı düşüyor veya orada çalışanların kansere yakalanma riski artıyor. Şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman, bizim hastanemiz bugünün olabilecek en yüksek teknolojisiyle inşa edildi ve donatıldı bütün teknik cihazlar. Yani bizim hastanemizde görüntüleme merkezinde, radyoterapi merkezinde böyle bir radyasyona maruz kalarak kanser olma riski taşıması mümkün değil.
hastalarımız açısından da bir enfeksiyon, bir hijyenik olumsuzluk olması mümkün değil. Çünkü o şekilde donanımlı. Yani biraz önce söylediğim gibi hiçbir ülkeye özentimiz yok ama Amerika ile yarışır. Yani Amerika'nın üzerinde yapılan bir hastane. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Evet. Yani o kanser tedavisini yapan merkezin başarısı ne? Nedir başarısı? Kaç kişiyi tedavi etmiştir? Kemik iliği naklindeki başarı nedir? Buna dikkat çekeceğiz ve biz bu hastanemizde her zaman söylediğimiz gibi en yüksek başarıyı yakalamak için çırpınacağız. Tabii ki bu herkesin tuğla koyarak yaptığı bu hastane bitti. Ama tuğla koymaya devam edelim. Çünkü bu hastaneyi biz parasız yapmak için uğraşıyoruz. Bütün kanserli çocuklarımızdan, lösemi çocuklarımızdan, hatta yetişkin kanser hastalarımızdan da hiçbir kuruş almadan, pijamalarını da biz sağlayarak, bütün ilaçlarını, evlerinin et ihtiyacını, buzdolabı ihtiyacını biz karşılayarak devam edelim diyoruz. Bunun için de sizin aracılığınızla, duyarlılığınızla sesleniyoruz ki lütfen tuğla koymaya devam edin, lösemi destekleyin, lösemili çocuklarımızı hep birlikte yaşatalım. Efendim, Ramazan ayı içindeyiz. Zekat ve fitreler açısından da bir çağrınız olduğunu biliyorum. Bir yandan da sizinle yaptığımız bir başka yayında bir kurban bayramı arifesindeydik. Evet, tedavi ediyoruz çocuklarımızı ama tedaviyle bu bitmiyor. Sonra yüksek proteinli beslenmeleri lazım. O vücudun toparlanması, yani gerçekten bir iyileşme için. Bir de bunun tedavi sonrası var demiştiniz. O zaman da bir kurban bağışından bahsetmiştiniz. Son olarak kısaca bu açıdan bir çağrınız olacak mıydı? Tuğla koymaya devam edelim. Çok önemli bir proje. Çok önemli bir hizmet. Yani herkes, eminim ben de, benim de katkım var demekten manevi bir mutluluk duyacaktır. Son bir mesajınız varsa onu da rica edeyim. %92 lösemili çocuklarda %92 başarıyı elde ettik. Şimdi bu Avrupa'nın üzerinde bir rakam. İşte bunun sırrı nedir? Birincisi iyi beslenmeleri, bu çağrımız geçerlidir. Hem Ramazan ayındaki gıdaları hem kurban ayındaki etler bütün yıl boyunca dağıtılmakta. Onların vücut dirençleri arttırılmaktadır. İkincisi de sevgi, sevgi, sevgidir. O çocuklarımıza biz inanılmaz bir sevgi aşılıyoruz, veriyoruz. Hayatlarımızdan vererek yapıyoruz. Bu %92 başarı küçümsenmemeli, daha artması için çabalanmalı ve %100'ü yakalamak için tuğla koymaya veya fitre zekatlarınızla bizleri desteklemeye devam edin. Biz mahcup etmeyeceğiz. Bir şey daha saydıralım, sizinle samimiyetle paylaşmak istediğim bir konu var. Bir şeyi hedefledim. Bundan sonraki Nobel ödülü, tıptaki veya kimyadaki veya biyolojideki Nobel ödülünü önümüzdeki yıllarda LÖSEV'den alınmasını arzu ediyorum. Bütün arkadaşlarımla bunu paylaştım. Türkiye'den çıksın bir bilim adamı ve LÖSEV kaynaklı bir Nobel ödülü alalım. Bunu da hedefleyelim, ne olur. Ne güzel bir hedef. Hayat kurtarmanın üzerine bir de böyle bir hedefiniz var. Çok teşekkür ediyoruz LÖSEV Başkanı Doktor Üstün Ezer. Sağ olun, tuğla koymaya devam edeceğiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Devam. Evet.